Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle papatya seven dostlarımız için güzel bir motif çalışması yaptık. Bu motifimizi battaniyelerimizde, kırlentlerimizde, özellikle çantalarımızda kullanabiliriz. Gayet güzel olur. Yani e, kısacası motif kullanılan her yerde bu çalışmamız gayet güzel görünecektir. Evet motifimizin yapımı ise iç kısmını ördükten sonra sarı olan tomurcuk bölümünü ördükten sonra papatyalarımızın beyaz rengiyle güzelce örüyoruz kabartılı bir şekilde. En son olarak ise bakın yapraklarımızı kolay bir şekilde çalışarak motifimizi kare olarak tamamlıyoruz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. 6 zincirimizi çekerek başlayalım. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir tane ilk zinciri halka yapıyorum ve 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak örmeye başlıyorum 1 2 ve 3 3 defa da çekelim tekrar 1 2 3 1 2 3 1 2 3 16 tane trabzanımızı bu şekilde örelim 16 tane trabzanımızı ördüm. İlk zincirden ördüğümüz trabzanımızın tepe noktasına gelerek batıyorum. Şu şekilde ipimi geçiriyorum. ilmeğimden. bir tane zincir çekerek ipimizi buradan kesiyorum. Beyaz rengimizle örmeye devam edelim. Bir tane zincirimi çekerek düğüm atıyorum. Sarı iç kısmımızın herhangi bir yerinden şu şekilde gelerek batıyorum ve bağlanıyorum. Üzerine 7 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere gelerek batıyorum ve 3 defa da çekiyorum. 1, 2, 3. Şöyle bir V yaptım. Yanına 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzan atlayıp ikincisine batıyorum. Ve 3 defa da örüyorum. Trabzanımın üzerine yine 3 zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak aynı yere batıyorum. 3 defa da alıyorum. Bakınız ikinci V'mizi ördük. V'lerimizin arasına üçer tane de zincirimizi çekiyoruz. 1, 2 ve 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlayıp diğer trabzanımın üzerine batıyorum. 3 defa da alıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektikten sonra aynı yere yeniden giriyorum. 3 defa da çekiyorum araya 3 zincirimi çekiyorum bakınız bir taraftan da ipimi arkadan gizleyerek ördüm bu şekilde bütün trabzanlarımız örerek gelelim bir trabzan atlayıp diğerine batıp buradaki V'mizi aynı şekilde kuralım 1 2 3 4 5 6 7 8 toplamda 8 tane V'mizi ördüm yine 3 tane zincirimi çekiyorum başlangıçtaki 7 zincirimizi aşağıdan sayarak geliyorum 1 2 3 4 dördüncüye batıyorum şu şekilde sadece ilmeğimi geçiriyorum ve birleştirmiş oluyoruz şimdi 3 zincirimin bulunduğu yerden örmeye başlıyorum 1 2 3 tane zincir çekerek ve sayalım zincirimle birlikte 2 3 4 5. 6 7 7 tane trabzanımı ördüm. Şöyle sayalım. Kaçıran arkadaşlarımız için. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane trabzanımızı ördükten sonra hemen yan tarafa geçiyorum. Şuradaki soldaki trabzanıma şöyle yandan giriyorum. 7 tane tırabzan da buradan örüyorum. 1. Giriyorum. 2. Giriyorum. 3. 4. 5. 6. ve 7. 7 trabzanımızı ördüm. 7 yukarıya, 7 de yandaki trabzanımın içerisine ördükten sonra şöyle bakınız modelimi eğiyorum. Arada örmediğim bir tane trabzanım vardı. O trabzanımın tepesine batarak şu kısma geçiyorum ve bir tane sık iğne örüyorum. Tığımın başını dolayarak yan çeviriyorum ve şuradaki V'mizin sağ tarafındaki yani ilk olan V'mi trabzanlarımla doldurmaya başlıyorum. Birinci trabzanımı örüyorum. Toplamda 7 tane trabzanımızı örüyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7 2 tane trabzan ördükten sonra bu kez araya 3 tane zincir çekmiştim. 3 zincirin içerisine de 7 trabzanımı örmeye başlıyorum. Her bir bölüme 7 tane trabzan ikisini ördüm. 3 4 5 6 ve 7. Yedi. 7.yi ördüm. Şimdi tekrar sol taraftaki trabzanıma geldim. Vemin önce sağını sonra üstü sonra solunu yapıyoruz. Şimdi sol taraftaki trabzanı yine 7 tane örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 7 trabzanımı bu kısma da ördüm. Şöyle görelim bakınız. 7 sağ tarafa, 7 yukarıya, 7 sol tarafa. Şimdi iç kısımdan ortada atlamış olduğumuz bir tane trabzanımız vardı. İlmeğimizi buradan girdiriyoruz. Bir tane sık iğnemi örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. V'min önce sağ tarafa, sonra yukarı, sonra sol tarafı yedişer yedişer örmeye başlıyorum. İlkine giriyorum. Ve bütün yuvalarımızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Çiçeğimizin bütün katlarını örerek geldim. En son bakınız başlangıç yerimizin hemen yanındayız. Şöyle en son trabzanımı ördüm. Alttaki bir tane trabzanın tepesine sık iğne ile girişimi yapıyorum tığımın başını dolayarak buradaki başlangıçta örmediğimiz 7 tane trabzanımızı buraya örmeye başlıyorum ve bu işlemimizle çiçeğimizi tamamlıyoruz 2 3 4 5 6 ve 7 7. ördükten sonra ilk 3 tane zincir çekerek başladığım yere giriyorum ilmeğimi kaydırıyorum bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıp ipimi buradan kesiyorum ön yüzden giriyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 tekrar 1 2 3 3 defa da aldığım 3 tane trabzanımı örüyorum zincirimde dahil araya 2 tane zincirimi çekiyorum Yine 3 tane trabzanımı örmek için aynı yere giriyorum. Bir doluyorum. 3 defa da alıyorum. 1, 2, 3. Şu şekilde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı ördüm. 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak bir sonraki hemen şurada gelen trabzanı zincirlerimin içerisine girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 3 doluyorum 1 2 3 ve son trabzanımı örüyorum tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum takip eden zincirimin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 giriyorum 1 2 3 üçüncü ve son kez 3 trabzanımı örüyorum arasına zincirlerimi çekiyorum. Tığımın başına tekrar ipimi aldım ve 3 trabzanımı aynı yuva içerisine batarak örüyorum. Köşemizin ikisini ördük bakınız. Araya 3 trabzanımız ve bu şekilde iki tane köşemiz tamamlandı. Tekrar iki zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. Takip eden zincir yuvasının içerisine girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum. Diğer zincir yuvasının içerisine burada örmüş olduğumuz gibi trabzanlarımızı 3'er 3'er örüyoruz. zincirleriniz çekecek gibi olursa bir tane daha artış yaptırabilirsiniz yapabilirsiniz kasmasını engellemek için ellerimiz farklı olabiliyor iplerimiz farklı olabiliyor Tabi bu da örgümüzü etkiliyor üçüncü trabzanımı da ördüm iki zincirimi çekiyorum ve takip eden zincir yuvasının içerisine yeniden bu düzeneyi kuruyorum. Diğerini köşemi ördükten sonra e, tekrar karşılıklı olarak 3 trabzanımı örelim. Hepsini tamamladıktan sonra yeniden görüşelim. Yeşil rengimizi örerek tamamladım. Arkadan bakınız motifimizin görünüşü bu şekilde. Karşılıklı üçer trabzanımızı ve her köşemizi çift olarak ördüm. Şimdi birleştirme noktasındayım. 3 tane trabzanımı ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Bakın zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. 3 tane zincir çekmiş olduğum yerin 3 öncüsünün üzerine gelerek batıyorum. 1 2 defa da bu doladığım yeri örüyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Giriyorum. 1 trabzan örüyorum. Tekrar 1 2 3 toplamda 3 tane trabzanım oluyor. Buraya hemen köşemizden bir önceki bölüme. 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak köşedeki zincirimin içerisine girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. Zincirlerimizi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Elimizin sıklığına ve gevşekliğine göre bir tane zincir. 3 tane trabzanımı ördüm geçişimi yaptıktan sonra yeniden 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Şuradaki bakınız 3 trabzanımızın sağında ve solundaki zincirle geçiş yaptığımız bölümler vardı. Tığımın başını dolayarak 3'er trabzanımı buralara örüyorum. 1 2 ve 3 2 zincir çekiyorum. Diğer tarafına bakın sol tarafına 3 tane daha trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 bir iki tane zincirimi çekiyorum yapmış olduğumuz işlemimizi görelim bakınız köşemizi ördük iki zincirle aşağıda bir tane olan üçerli trabzan grubumuzu ikiye çıkardık yine zincirimi çekiyorum ve köşemi örmek için hazırım tığımın başını doluyorum üç tane trabzanımı köşeme gelerek örüyorum 3 araya giriyorum tekrar trabzanlarımı örüyorum zincirimi çekiyorum şöyle büktüğüm zaman bakınız sağına ve soluna üçer trabzanım örüyorum bu şekilde motifimizi tamamlayalım motifimizin köşelerini örerek geldim şöyle arkasından da göstermek istiyorum bakınız daha belirleyici olması açısından Şuradan başlamıştık bakınız. Hemen köşemden bir öncesinde 3 trabzanımı ördüm. Çift köşemizi ördüm ve bir olan trabzanlarımız 2 oldu. Çift ördük. 2 oldu bakınız. Artarak devam ettik. Köşelerimiz sabit bir şekilde ve son olarak Başlangıç noktamın bulunduğu yere kadar geldim. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. Bu kısma birleştirme işlemimi yaparak motifimi tamamlamak istiyorum 3 zincirimi çektim birinci trabzanımın üzerine gelerek battım ilmeğimi sadece geçiriyorum bir tane zincirimi çektikten sonra da ipimizi keserek iç kısma doğru gizliyoruz hemen arkasını çevirelim şuradaki bölümün içerisine girelim şöyle ipimi alıp yine biraz daha geriye gidelim Tekrar biraz öne gidip gizledikten sonra ipimizi buradan keserek temizleyelim. Evet ve motifimizin son halini bu şekilde görmekteyiz. Çok çok güzel papatya sevenler için özellikle güzel bir çalışma. Dilediğiniz her türlü örgülerde bu çalışmamızı severek kullanacağınıza çok çok eminim. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlıkla, mutlulukla, afiyetle, bereketle kalın inşallah. Görüşmek üzere, Hoşça kalın.